Abiler selamun aleyküm. Çaya doyduysanız mikrofonu ben devralayım. Şimdi abiler, bu ikinci dersin konusu çok hususi bir konu. Çok da böyle ince ince işlenecek bir konu. Hususi bir daireye işlenecek bir konu. Üstadın hayatıyla, Risale-i Nur'la ilgili bir konu. Furkan artık oturun abicim. Çok dikkat dağıtmayın, bu önemli bir ders. Yani birinci derste tevekkül, bu davayla ilgili bir ders. Çok ehemmiyetli. Şimdi bize sürekli mesajlar geliyor böyle Seyit abi. Mesajlar çok güzel mesajlar. İşte şöyle hayatım değişti, böyle hayatım değişti Şigan. Çok güzel mesajlar geliyor bize. Yalnız mesajların sonucu şöyle bağlanamıyor. Yani şunu demelerini arzu ediyoruz. Orada tıkanıyor mesela. Şimdi benim arkamda bir okyanus var. Burak abi elimi daldırıyorum. Buradan kardeşlerin yüzüne su atıyorum. Okyanusun adı ne oluyor? Bu eserler oluyor. Kur'an tefsiri, Risale-i Nurlar oluyor. Yani şimdi bana sorarsanız bir insan bir miktar, yani biraz ağır gelebilir cümleler ama kusura bakmayın. Yani bugün biraz ince işlemem lazım. Yani bir insan biraz mantığını kullansa der ki ulan bu adam ne anlatıyorsa bu kitaplardan anlatıyor zaten. Yani ben bu adama böyle hayran hayran bakacağım ama ben de oturayım abi. Ne olacak? Öyle değil mi Kaan abi? Alacaksın evine, okuyacaksın. Genç kardeşlerinle paylaşacaksın. Burada uygun gördüğün fiili duaları oturup beraber edecek. Kardeş sen de alıp okusana yani. Benim bir esprim yok yani, bir özelliğim. Öyle bir şeyler de yok abi. Bütün espri, bütün icraat bu eserlerde. Bu eserleri kim okusa yani, bizim burada 12 yaşında küçücük çocuk okuyor. Gidiyor okuldaki genç kardeşlerine anlatıyor. Biyoloji dersinin marifetullah ilmi gibi işliyorlar. Ve neticesinde okulun mescidinde cemaat namaz kılıyor. 12 yaşında 5 tane 6 tane çocuk. Yani bundan güzel ne olabilir? Şimdi ben bugün Bediüzzaman Said Nursi kimdir? Bu eserler, Risale-i Nur nelerdir? Ben bunları anlatmak istiyorum yani. Çünkü buraya toplanıyoruz, bazı hakikatleri öğreniyoruz. Ama kaynağı da öğrenmemiz lazım Mehmet abi beraber. Yani eve gittiğinde bir insan nereden devam edecek? Bu kitabı açacak ve bu kitabı okuyacak. Üstad, yani üstad dediğim Bediüzzaman. Ağzımız öyle alıştı, öyle kullanıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'ye üstad diyoruz. Üstad diyor ki benimle görüşmek isteyen açıp eserlerimi okusun diyor. Kendisi bile sürekli okumaya teşvik ediyor. Ama bizde o özellik biraz pasif kalmış, gelişmemiş. Ve bu kitapları ben, kusura bakmayın, televizyonlarda ben hakkıyla gördüğüme inanmıyorum. Yani işte Ramazan'da ayrı bir şey görüyorsun. Kurban'da işte yok tavuk kurban esilir mi, tellik keseyim mi? İnsanların aklını ifsad edecek mesele varsa televizyonları aç, halamın kocasının kızıyla nikah kıysam olur mu? Ne kadar gereksiz mesele var. Onların her birini görürsün. Ama bu eserleri çok fazla göremiyorsun. Sebebi ne? Küfrün belini kırmış eserler bunlar Murat abi. İnsanların her baktığı yerde Allah'ı tanımasına vesile olan eserler. İnsanların bazıları tabii ki de böyle eserlerin çok insanlar arasında görülmesini istemiyorlar abi. Yani birçok insan neyi konuşuyor? Yani Bediüzzaman Said Nursi deyince Turgay abi, televizyonda bir tartışma programı. Ya Molla Said miydi? Şeyh Said miydi? Onu geç onu. Sen okuduklarından, kitaplardan bahsetsene insanlara. Kimsenin iradesini ipoteklemeye gerek yok. Yani bu iş magazin işi değil. Yok Molla Said miydi? Şeyh Said miydi? O muydu? Onu geç onu. Sen kitabı okudu insana. De ki bak bizler akıl çağında yaşayan insanlarız. Sen benden zeki değilsin. Ben de senden salak değilim. Buyur işte. Aynı kitabı okuyalım. Aynı makul ölçü de aklın kritiğinde beraber anlaşalım deyip adama kitabı uzatsana sen. Bırak adamın iradesini ipotekleme. Yok şöyle uçardı, böyle kaçardı, rüyada böyle çarpardı. Ne insanların iradesini? Anlatsana kitapları ya. Kendisi bile diyor ki konuşan yalnız hakikattir. Said'in ehliyeti yoktur. Kendisi kendisine ehliyet vermemiş. Kitaplara yönlendirse kendisi diyor ki şu eserler için Ramazan. Alın bu eserleri okuyun. Altın bulursanız sizin olsun. Gümüş bulursanız getirin. Kafama çalın diyor. Nereye yönlendiriyor Kaan abi yine? Yine eserlere yönlendiriyor. Bizde ama bir tane bir gevezelik var. Kusura bakmayın. Yani bugün biraz konuşmalar ağır gibi gelir ama ben beni bir kardeşiniz gibi benimsediğinizi ben tahmin ediyorum. Yani üstad diyor ki bazen ateş sudan ziyade temizlik eder. Yani bir günde biraz sert konuşalım. Bir şey olmaz abi. Yani bu okuyorum anlamıyorum abi diye yanıma gelen bir zümre var. Ben süper zeka bir adam değilim. Ben bu işleri, bu kelime terminolojisini bebeklikten bile öğrenmedim. Hadi beni de at köşeye. Az önce verdiğim örnekteki gibi 12-13 yaşında burada bir tane değil, birçok genç geliyor. Bırak ya, Baran kaç yaşında? 11 yaşında çocuk işte ya. Bir şu çıkışta yakalayın da deyin bugünkü dersin hakikatini bana anlat deyin. 11 yaşında çocuk deyin ki bana bir namazı anlat deyin. Size buradaki cümlelerle nasıl konuştuğunu görün yani. Bir zahmet İngilizceniz kadar biraz ehemmiyet verin buradaki Kur'an terminolojisine. Ondan sonra okuyorum okuyorum anlamıyorum. Bana samimi gelmiyor abi. Okuyorum okuyorum anlayamıyorum cümleleri, bana samimi gelmiyor. Böyle eserleri ömrü pahasına bugünlere ulaştırmaya çalışan bir insan var. Bediüzzaman Said Nursi. Ve bu insanın
hayatına beraber ayrıntılı bakmak zorundayız Hamza abi. Neler yaşamış acaba? Rıza-i ilahiden başka hiçbir şeye iltifat etmeyen. Özelliklerini görüyorsun değil mi? Bu arada çok ince bir şey hatırlatmak istiyorum Seydi abi. Bu okuyacağın mektubu yazan üniversiteli nur talebesi çocuklar. Kaç yaşlarında? 20, 21, 22. İnsanlar zannediyor ki böyle işlerin başlaması için hep yaşı büyük ihtiyarlar lazım zannediyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Seydi abi ders bölünmeden devam edin. İlk vakasını hatırlar mısın Seydi abi? Ayşe validemize iftira atıyorlar gerdanlık olayından. Daha sonra geri dönüyorlar. Geri döndüklerinde Ayşe validemiz evden ayrılıyor. Doğru mu? Müsaade istiyor Peygamber aleyhisselamdan, evden ayrılıyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam 3-5 tane sahabi çağırıyor yanına istişare etmek için. Bak abi ne kadar güzel değil mi? Ne güzel peygamberimiz. İstişare etmek için sahabi çağırıyor. Çağırdığı sahabinin bir tanesi kim? Zeyd bin Haris. Kaç yaşında? 13-14 yaşında. 13-14 yaşında. Murat abi gerçekten işinle ilgili, bak bırak dini, istişare için hiç 13-14 yaşında birine müracaat ettin mi? Nasıl bir ahlak ya? Nasıl bir peygamber abi ya? Nasıl ya? Zeyd bin Haris'i çağırıyor abi 13-14 yaşında. Söyle fikrini, ne yapayım Ayşe ile bu ahvali diyor ya. İlk biat eden Hazreti Ali Talha Zübeyir kaç yaşında baksanıza abi ya. Bu mektubun sahibi 60 yaşında bir Allame-i Cihan değil. 20, 19, 18, 17 yaşında bıyıkları terlememiş gencecik çocukların cümleleri bu. Bir adamı 20-30 yıl maddi yardımlarda bulunmak var ki bulunun, devam edin, çok güzeldir. Bir de ona iman hakikati verip sonsuz hayatını o adamı değiştirmek var. Kıyaslanır mı ikisi? Bu hakikatler ulaşsın diye bazıları dünyasını feda etmesi gerekiyordu. Ahiret namına. O da Bediüzzaman Said Nursi oldu. Rıza-i ilahiden başka hiçbir şeye iltifat etmeyen, azami ihlasın mazharı olan böyle bir tilmizi Kur'an ve hadimi İslam'ın. Lütfen dikkatli dinleyin lütfen. Bazı arkadaşlar burada yazılana dikkat etmiyor. Bu adam konuşsun diye bekliyor. Ne olur buraya saygısızlık olur. Lütfen. Bir ferdin imanını kurtarmak için cehenneme de atılmaya hazırım. Kim söylüyor bunu? Üstadın cümlesini nakleden gencecik çocuklar. Evinde Risale okuyan vardır. Rica ediyorum akşam burayı okurken elini mum ateşine koyup okusana. Okusana Ramazan. Bir ateşe koysana elini. Cümlenin delikanlılığı koksun elinde. Bir yapsana. Bir ferdin imanını kurtarmak için cehenneme de atılmaya hazırım. Diyen böyle bir halaskar imanın ve idam için sevk edildiği divan-ı harbi örfide askeri mahkeme. Sen de mürtecisin ittihamına karşı. Kime söylüyorlar bu iddiamı? Bediüzzaman'a. Ne diyorlar vatan abi? Sen de mürtecisin. Ama burada yazmayan ufacık bir olay var Murat abi. Bunu dedikleri zaman şurada bir pencere var. Pencerenin karşısında çekirdek çitler gibi alim asıyorlar. Cellat Kelali diye bir tanesi var. Diyor ki sadece 5000'ini ben elimle astım diyor. Böyle bir zamanda sen de mürtecisin diye iddiam var. Eğer meşrutiyet bir firkanın istibdadından ibaret ise bir zümre zulmedecek, sarığı çıkaracak, Arabi harfleri bizden uzaklaştıracak. Eğer böyle bir zümre ise bütün ins ve cin şahit olsun ki ben mürteciyim. Bunu bu rahat kürsüde demiyor. Anladın değil mi? Burada mahkemede camdan da özellikle gösteriyorlar. Çekirdek çitler gibi alimleri asıyorlar. Bu rahat koltuk yok orada. Bu güzel ışıklar yok. Kuruyan boğazlara birazdan çay yok. Bin ruhum da olsa Kur'an'ın bir tek meselesine hepsini feda etmeye hazırım. Kur'an'ın bir meselesine diyor Mehmet abi. Buraya bir kardeş geldi. Ali Veli Osman, önemi yok. Dedi ki abi faizle ev aldım, kalbim rahatsız dedi. Kendi kararı. Dedi ki ben satıp faiz borcundan kurtulmak istiyorum dedi. Kendi kararı. Dedim ki kardeş kurtul tabii. Yani neden eline düşeceksin faizin maiz? Eve gidiyor. Bak bir Kur'an'ın düsturları var. Bir de evdeki Ali Veli dayının düsturları. Evdekiler diyor ki olur mu öyle şey? İnsan evini satar mı? Ne biçim adamsın? Şöyle böyle. Orada beyin yıkamışlar, bir daha gitme. Çocuk bir daha adım atmıyor. Konu ne? Kendi satmak istediği faizli. Bu cümleyi anladın mı? Kur'an'ın bir tek meselesine diyor. Bırak faiz gibi bir günahı, tırnağın kesme usulünün nereden başlaması gibi ince bir mesele bile. Yemekten önce tuzla başlanması gibi ince bir mesele için bile ben ruhumu feda ederim diyor. Ayıptır be. Dünya için dini satmak ayıptır be. Satıyorsun da delikanlı gibi de ki yemiyor benim yüreğim, o yüzden yapıyorum. Kılıf tevil uydurup bir de iftiraya gitme be. Ahirette ey dinini dünyaya satan bedbaht cümlesi yüzüne çarpmasın. Yapma. Kur'an'ın bir tek meselesine hepsini feda etmeye hazırım diyen ve beraatinden sonra da teşekkür etmeye. Beraatinden sonra ne oluyor? Bak bura çok ilginç bir şey ya. Şimdi ben burada sizi onlarca yıl boyunca mahkemeye koysam neyle yargılıyorum Yavuz? İdamla. Bektaş nasıl olmuşsun? Perişan olmuşsun. Aradan yıllar geçiyor Hamza abi. Tam çıkarıyor hakim. Beraat ettin diyorum idam beklerken. Gelip ayaktan başlarız değil mi öpmeye? Beraat aldığında dışarı çıkıyor. Zalimler için yaşasın cehennem diyor. Nasıl mantık ya? Demek ki bu dünyayı hiç bizimle aynı paradigmadan bakmıyor.
Beyazıt meydanındaki kalabalıkta beraatinden sonra yaşasın zalimler için cehennem, yaşasın zalimler için cehennem diye bağırarak ilerleyen bir dini böyle yaşamak var. İdam sehpasında bile Allah'ın uygun bulduğunu haykırmak var. Bir de sürekli dini tevil ede ede bencelerle Allah'ın emrettiği dini değil, kendi içinde içine gelen uydurduğu dini yaşamak var. Bakın Seydi abi, 1925'lerde 50'lerde İslam'ın kökünü kazımak isteyen adamın biri ne diyor biliyor musun Mehmet abi? Beyni sulanmış hafızlar oluşturuyor. Adama baktığında efsane bir kişilik Şigan ama nasıl bir hafız diyor? Beyni sulanmış. Yani buraya gelecek, efsane şekilde Kur'an'ı Arapçadan Türkçe'ye çevirecek, Türkçeden Arapça'ya çevirecek, ezbere birçok meseleyi size buradan ezberinden bahsedecek ama baktığında kalbi bomboş bir adam olacak. Bakın abiler, lütfen hüşyar olalım. Bugün bir adamın güzel bir şeyleri anlatması Allah'ın verdiği bir tiyatral yetenek. Kur'an'ı ezbere okuması Allah'ın verdiği bir hafıza yeteneği. Bugün bir münafık da bunları güzel yapabiliyor. Burada uyanık olmamız lazım ya. Her Kur'an okudum, oh namazı ne güzel kıldım ya. Ne gidiyorsun hepsine ya? Uyanık ol bugün. Medine dönemine baksana. Kaç tane münafık var Medine evresinde? Mekke evresinde çok çıkmaz onlar. Mekke zorlu bir evre ama Medine evresi siteyi İslam kurulmuş. Bak bakayım kaç tane münafık var. Niye uymuyorsun ya? Bir cümle söylesem nasihat, vasiyet olsa olur mu Mehmet abi? Şu kardeşinin vasiyeti kabul eder misin? Eder misiniz abi? Bir cümle. Şu kardeşinizden vasiyet kabul edin. İslam'da ne kadar iyi bilirse bilsin ilmiyle amel etmeyen cahil. Oldu mu abi? Şu kardeşinizden vasiyet olur mu vatan abi? Bir daha tekrar edeyim mi cevap? İslam'da ne kadar iyi bilirse bilsin ilmiyle amel etmeyen cahildir babacığım. Her şeyi gel burada anlatmakta ne var ya? Çıkın iki tane hatıra anlatın, siz de anlatırsınız. Bir numara yok burada. Geceleri uykun kaçıyor mu? Yanından geçenlerin yanan imanını hissediyor musun? Çok özür diliyorum. Erkeklik duygularını bile unutuyor musun üzüntüden? Hanımın bile yabancılaşıyor mu bazı zamanlar sana? Ya senin peygamberin hayatına baksana ya. Başkaları imanla başka ne düşünmüş? Ne yaşamış? Futbol kadar sahabe bilmiyor sahabe bize. Yaşasın zalimler için cehennem diye bağırarak ilerleyen ve imha planıyla verildiği mahkemelerde 24 sene evvel ey mülhitler, ey zındıklar, şahit 50 bin nefer kuvvetinde demişsiniz, yanılmışsınız. Kur'an'a ve imana hizmetim cihetiyle 50 bin değil 50 milyon kuvvetinde. Titreyiniz, haddiniz varsa ilişiniz. Benim ölümüm sizin başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Toprağa atılan bir tohumun yüzer sümbüller vermesi gibi bir şahit yerine yüzler şahit size o yüksek hakikati aykıracak ve 15 sene evvel cümleye gel. Saçlarıma dedikçe başlarım olursa, her gün biri kesilse bu hizmet-i imaniyeden çekinmem. Sen karın yüzünden sohbete gelmiyorsun karın. Akşam bir müşteri daha gelip 50 milyon daha cukka yatacağım diye derse gelmiyorsun. Dükkanın sahibi Allah değil sensin gibi. Dükkanı kapatamıyorsun dükkanı. 3 ay sonra geliyorum oraya namaz da gitmiş. 5. ay geliyorum zina da başlıyor. Nasıl olacak? Ve dünyayı başıma ateş yapsanız. Hakikati Kur'an'a feda olan bu başı zındıkaya eğmem diyen ve 50 sene evvel alemi İslam'ı sömüren sömürgeci, cebbar ve zalim bir imparatorluğa karşı tükürün o zalimlerin hayasız yüzüne. Nasıl bir adam bunlar? Nasıl posta koyuyor böyle? Kime güveniyor acaba? Hassas mı? İman varsa imkan var. İman yoksa Büyük Millet Meclisi'nde reise kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merdut kovulmuştur diye posta koyan. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde 100 yerde edasını emrettiği namazdan daha büyük bir hakikat olsaydı. O namaz kılmayanlar varsa içinizde kulakları çınlasın. İmandan sonra onu emrederdi diyen ve yazdığı bir beyannameden sonra mecliste cemaatle namaz kılınmasını başlatan. Birinci meclis mi? Ve 1. Cihan Harbi'nde, bura çok ince. Son bölüm iyi dinleyin olur mu abi? Son bölüm. Neredeyiz? 1. Cihan Harbi. Neredeyiz? 1. Cihan Harbi. 1. Cihan Harbi'nde gönüllü alay kumandanı olarak esir düştüğü Rusya'da. Seyit abi 1. Cihan Harbi'nde üstad biliyorsun alay kumandanı. Nereye esir düşüyor? Rusya'ya esir düşüyor. Rusya'da oturuyor yerde, önünden kumandan geçiyor Gökhan. Kumandan geçiyor, ayağa kalkmıyor. Hayda. Bir daha geçiyor, ayağa kalkmıyor. Gidiyor üstada, sen benim kim olduğumu bilmiyor musun diyor. Bilmez miyim diyor. Nikola Nikolovic'sin diyor. Nasıl ayağa kalkmazsın? Ben bir İslam alimiyim. Senin karşında kıyam edemem diyor. Alsın bunu diyor. İdam. Şimdi çok ince bir yer var. Samet iyi dinle. Götürün idam diyorlar. İçeri giriyor üstad. Yanına gelenler ne diyor biliyor musun? Şöyle özür dile affetsin. Böyle medet dile affetsin. Ya git konuş hele ya. Bak affeder, şöyle affeder, böyle affeder diyor. Dünyaya tapan cümlelere bak. Ne affı be adam? Ahirete gidecek pasaport alıyordum. İşte karşıma çıktı. Ne affı diyor. Bir gün bulunduğum bir yerde ufak bir haksızlık oldu. Ben de dik durdum. Biz de Çukurova çocuğuyuz. Dik durunca kirpi gibi duruyoruz yani. Biraz
olayla dik durdum. Yanıma arkadaşlar geldi 5-6 tane. Biri kelamcı, biri fıkırcı, biri siyerci hasılı. Dediler ki abi bak başına iş alırsın. Yok şu yün gider. Şöyle özür dileyelim. Gel böyle havas edelim. Böyle edelim, böyle edelim. Dedim ki bunlar nasıl İslam anlatan kardeşlerime? O cihet için diyorum. Yoksa hepsi benden kıymetlidir. Neden dik durup mazlum olarak ahirette günahlarıma kefaret olacak bu durum varken neden bana dal kabukluk teklif edip yalakalık teklif ettiklerini anlayamadım. Allah hediyesini veriyor inan bana. Dik duruşun sonucu o olay bin bir güzellikle çözüyor Cenab-ı Allah. Çünkü dersimizi aldığımız adam belli ustam. Kimi seversen ona benzersin. Paradigmayı görüyor musun? Üstada diyorlar ki git af dile, özür dile. Bir haksızlık olunca sen de diyorlar değil mi? Abi dur ya alttan al başımıza iş gelmesin. Bugün bir zulme dur demeyeceksen nerede Müslümanlık? Nerede o efeliğin? Ne özür dilemesi be adam diyor. Şunu dur şunu. Şşş kabirde lazım olur bu. Beni dinle bak. Ne özür dilemesi? Ahirete pasaport alıyordum işte buldum diyor. Tam kurşuna dizecekler. Üstadın gözünü bağlamaya şuradan geliyor adam. Yüzüne bile bakmıyor. Çekiyor. İki rekat namazını kılıp geliyor. En son geliyor kumandan. Affet. Anlamamışım. Sen kibirden değil dininin izzetini muhafaza için yapmışsın diyor. Özür diliyor. İdamı iptal ediyor. Gönüllü alay kumandanı olarak esir düştüğü Rusya'da Moskov Çarlığı'na karşı İzzet-i İslamiye'yi muhafaza edip kurşuna dizileceği hengamda ahirete gitmek için bana bir pasaport lazımdı diye ölümü istihkar eden böyle bir kahramanı İslam'ı üstadımız Bediüzzaman'ın eserlerini okumak nimeti uzmasına mukabil canımızı da feda etsek. Bırak işi gücü canı canı ne olacak İslam için? Ömrümüzü de ona vakfetsek. Diyorlar ki deli misiniz niye buradasınız? Onlar bizi anlamıyor biz onları anlamıyoruz. Kainata gelişin daha önemli bir işi mi var? Şu canını Allah için kullanmayıp 20-30 yıl sonra elinden alınacak o biriktirdikleri için mi harcayacaksın? Allah hani sana yetiyordu? Neden dilinle amelin aynı söylemiyor? Şimdi vasiyeti hatırlayalım mı tekrar? Ne kadar bilirse biz İslam'da ilmiyle amel etmeyen cahildir. Hem fedakarlıktan konuşacaksın hem en ufak imtihanda döneceksin. Nereden dönersen dön dönek derler usta. Ona vakfetsek, zulümden zulümü de sürüklensek, ömrümüzün nihayetine kadar şükran secdesinden de kalkmasak bize yine ucuzdur diyor. Bu eserlerin yazılışı masanın başında daktilo değil. O dönem mapusta ne yasak? Kalemle kağıt yasak Seydi abi. Böyle bir yasak görmüş müdür iş ömründe? Kalem yasak, kağıt yasak. Neye yazıyor Bediüzzaman bu eserleri? Sigara kağıdına, kibrit kutusuna, çaydanlığın altına ufaktan yapıştırıp başka başka yerlere gönderiyor. Sigara ve kibrit kağıdına yazılan bu eserler evet evinde olup okumayan bu eserlerden bahsediyorum. Senin için bunca mücadele etmiş bu adama. Bu eserleri okuyacak kadar yardımcı olmazsan nankörlük olur mu olmaz mı? Neden Risale-i Nur? Burada bir şey pazarlamıyoruz. Alır okursun. İşine yarar dersin ki kardeş bu benim hayatımı değiştirdi. İşine yaramaz yaramayınca ne diyeceksin? Şunu diyeceksin. Bu bana göre uygun bir yol değil. Allah sizden razı olsun dualarımız Müslümanlarla diyeceksin. Köşeye bırakıp kendi yoluna devam edeceksin. Yok öyle arkadan konuşma. O münafıklık Müslümanlık değil. Ama bunları okuyunca. Benim hayatım bununla değişti ben ne anlatayım? Başka bir şey mi anlatayım? Bununla değişti hayat. Risale-i Nur'dan önce iman ettiğim Allah. Risale-i Nur'dan sonra iman ettiğim Allah. Başka ne anlatabilirim yani? Bununla değişen bir hayat ne anlatabilir başka? Ben Risale-i Nur okuduktan sonra adaleti öğrendim. Adaleti. Bir gün Hazreti Ömer'in hilafet dönemi Seydi abi. Bak iyi dinle. Yorulmadın değil mi? Hazreti Ömer'in hilafet dönemi. Bir tanesi geliyor Hazreti Ömer'in yanına diyor ki ya Ömer şurada bir kadın var. Evine birileri girip çıkıyor anlayamadık diyorlar. Hazreti Ömer diyor ki çağırın bakalım o kadını bir görüşelim. Kapı çalınıyor kadın açıyor kapıyı. Ne oldu diyor kadın. Hazreti Ömer seni çağırıyor deyince kadının dizleri titriyor. Şimdi şuradan kapı çalınsa içeriden bir adam dese ki Mareşal seni çağırıyor Mehmet. Ne dersin abi benimle ne işi olur ya. Biz ne yaptık kendi halimizde gariban adamız dersin değil mi? Kadın da öyle oluyor işte. Kadının eli ayağı birbirine giriyor abi. Ya Ömer'in benimle ne işi olur diyor. Saatlerce evden çıkaramıyorlar kadını. Ya niye Ömer beni çağırıyor? Benimle ne işi olur? Benimle ne işi olur diye diye. En son evden çıkarıyorlar. Yolun yarısında bir dükkanın önüne geliyor. Kadın yine tribe giriyor. Ya Ömer beni niye çağırdı? Benimle ne işi olur? Çat çocuğunu düşürüyor kadın. İslam'da birini kasti öldürürsen kısastır, yanlışlıkla öldürürsen nedir? Diyettir. Hazreti Ömer şurayı topluyor arkadaşlarını. Diyor ki böyle böyle bir kadının bebeğin ölümüne vesile olmuştur diyor. Söyleyin benim suçum var mı ki ben diyet ödemem gerekir mi diyor Hazreti Ömer arkadaşlarını topluyor. Arkadaşlar diyor ki ya emir el müminin sen bu toplumun ferahı için refahı için çağırdın. Doğru mu? Senin ya ne suçun olur ne günahın olur yani senin bir durumun var mıdır diye ya Ömer senin suçun yok ya Ömer senin suçun yok diye aralarında diyorlar ki ya senin diyet ödemene gerek yok senin ne suçun var diyorlar. Hazreti Ali çıkıyor orada. Ey Ömer! O kadın ayağa kalktığı için o çocuğu düşürmedi. Ömer'in adını duyduğu için o çocuğu düşürdü. Varaydın da yumuşak bir yönetici olup kadının çocuğunu düşürtmeyeydin. Mesulsün ödeyecek şimdi. Kitaplar neyi öğretti biliyor musun? Kardeşliği öğretti, kardeşlik.
O filmlerde, dizilerdeki kolpayı bırak. İslam kardeşliğini öğren. Seyit abi, çok iyi dinle be. Murat abi dinliyorsun değil mi? Damarlarına kadar bana aç. Hücrelerini bana bırak. 2 dakika. Böyle oyadayı hayatında duyamayacaksın çünkü. Peygamber aleyhisselam zamanında dışarıdan bir adam geliyor Resulullah'ın yanına ve diyor ki ya Resulallah ben misafirim, açım ve yolsuzum diyor. Hem uykusuz kalmış hem karnı aç. O dönem peygamberin evinde ekmek banacağı çorba yok. Öyle zor dönem. Şöyle bir etrafına bakıyor ashabına. Talha geliyor. Ya Resulallah ben alırım evime diyor. Ebu Talha. Olur diyor. Gönderiyor Hazreti Talha'nın evine. Ebu Talha'nın evine. Evine gidiyor ama Ebu Talha'nın evinde 3 gün boyunca hiç yemek pişmemiş. İlk defa o gün 3 gün sonra çorba gelmiş. Çorbada bir kişilik. Ve evde ne var biliyor musun? 2 tane de çocuk var. Ebu Talha eşini gizliden çekiyor. Ya hanım diyor. Bak bu Resulullah'ın misafiridir diyor. Sen çocukları git uyutuver. Biz sabah çocukların çaresine bakarız diyor. Tam misafirle sofraya oturduğumuzda da bir bahane bul, mumu söndür, kalanını hallederiz diyor. Çorba kaç kişilik? Çocukları uyutuyor. Sofraya oturuyorlar. Bir kişilik çorba tam yeneceği esnada hanımı bir bahane bulup mumu söndürüyor. Hazreti Talha, Ebu Talha ve eşi boş tencereye boş kaşığı vurup çıkarıyor. Resulullah'ın misafiri doysun. Var mı böyle delikanlılık hayatında? Sabah namazı oluyor. Seyit abi sabah namazı. Ebu Talha misafiri alıyor. Tam Resulullah'ın arkasına diziliyor ip gibi. Namaz kılınıyor. Resulullah namaz bitiyor dönüyor arkaya. Ya Talha diyor. Siz dün ne yaptınız diyor. Talha da korkuyor yani. Resulullah'ın misafiri yanlış mı yaptık? Kötü bir şey mi yaptık? Ne yaptık ya Resulullah diyor. Ne yaptık yani biz diyor. Ya Ebu Talha siz dün ne yaptınız da bana ayet indi diyor. Haşr suresinin 9. ayeti iniyor. Kendileri sıkıntılar içinde bulunsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederlerdi. Var mı böyle delikanlılığımız be? Boş tenekeye kaşık vurup çıkarıyor muyuz? Kalbimiz beton teneke mi doldu? Ayet indi diyor. Ayet, ayet. Neden bu kitapları anlıyor musun? Küçükken Harry Potter'ı izlerdim. Bu adamlar bana nasıl insan tanınır öğretmeden önce. Bu adamlar adam tanıtır abi. Bu kitaplar. Küçükken Harry Potter'ı izlerdim. O yılanlarla konuşmasını çok kıskanırdım. Daha sonra büyüdüm. Bu kitaplar açılmaya başladı. Fark ettim ki ben de yılanlarla konuşabiliyormuş. Allah o yılan fıtratlı münafık tiplerden bütün ümmeti muhafaza eylesin inşallah. Amin. Lillahi Teala Fatiha.